Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda the present continuous tense yani şimdiki zaman konusuna kısaca bakalım. Aşağıdaki şemalarda present continuous tense'te olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin kurulumunu görüyoruz. Olumlu cümle kurulumu subject artı am is ya da are artı fiile ing takısı getirilmesi. Örnek cümle, I am doing my homework. Ev ödevimi yapıyorum. Burada I subject, özneye göre emizar kullanılıyor. I öznesiyle am kullanıldığı için I am dedik. Do, yapmak fiili, ing takısı alıyor, doing oluyor. I am doing my homework. İkinci örnek cümle, she is listening to music. O, müzik dinliyor. Subject, she. He, she, it de Özne he, she, it ise is kullanıldığı için she is dedik. Listen fiiline ing takısı geliyor. She is listening oluyor. She is listening to music. O müzik dinliyor. Olumsuz cümle subject artı emizar not şeklinde. Yani am not, is not, are not şeklinde artı fiile ing takısı getirilmesi. I am not doing my homework. Ev ödevimi yapmıyorum. She is not listening to music. Ya da is not'ın kısaltılmışı. Isn't. She isn't listening to music. O müzik dinlemiyor. Soru cümlesinde emiz ya da ar başa geliyor. Artı subject artı fiil ayıncı takısı getirilmesi. Am I doing my homework? Ev ödevimi yapıyor muyum? Is she listening to music? O müzik dinliyor mu? Gördüğünüz gibi soru cümlesinde de, olumlu cümlede de, olumsuz cümlede de fiile ing takısı geliyor arkadaşlar şimdiki zamanda. Present Continuous tense'te özneye göre am, is ya da are yardımcı fiili kullanılır. Tekil öznelerle he, she, it ile is, çoğul öznelerle we, you, they ile are ve I öznesi ile am kullanılır. I ile am, he, she, it de is, we, you, they de are kullanılır arkadaşlar. Örnek cümleler verelim. Olumlu, olumsuz ve soru cümlesi şeklinde sıralansın. The baby is sleeping. Bebek uyuyor. Burada the baby yerine it kullanabilirdik. O nedenle is yardımcı fiilini kullandık. The baby is sleeping. The baby isn't sleeping. Olumsuz hali. Bebek uyumuyor. Soru yaparken is başa geldi. Daha sonra subject the baby. Is the baby is sleeping. Bebek uyuyor mu? Özneden sonra ne geliyor? Fiil geliyor. Sleep fiiline ing takısı getirdik. Kemal is painting the wall. Burada Kemal he olduğu için arkadaşlar özne olarak is kullandık. Kemal is painting the wall. Kemal duvarı boyuyor. Olumsuz cümle. Kemal isn't painting the wall. Kemal duvarı boyamıyor. Soru yaparken is başa geldi. Is Kemal painting the wall. Kemal duvarı boyuyor mu? She is brushing her teeth. O dişlerini fırçalıyor. She isn't brushing her teeth. O dişlerini fırçalamıyor. Is she brushing her teeth? O dişlerini fırçalıyor mu? The cats are sleeping on this couch. Kediler kanepede uyuyorlar. Ya da bu kanepede uyuyorlar diyebiliriz. Burada are yardımcı fiilini kullandık bu cümlede. Neden? Çünkü the cats they öznesi yerine geçer, çoğuldur. O yüzden are kullandık. The cats aren't sleeping on this couch. Kediler bu kanepede uyumuyorlar. Olumsuz cümle. Soru cümlesinde are başa geldi. Are the cats sleeping on this couch? Gördüğünüz gibi özneden sonra fiil sleep geldi. ING takısı almış olarak. Are the cats sleeping on this couch? Kediler bu kanepede uyuyorlar mı? The cat is sleeping on this couch. Kedi bu kanepede uyuyor. Burada ise the cat dedik. Tek bir kediden bahsettiğimiz için tekil özne. O yüzden is kullandık. Olumsuzu The cat isn't sleeping on this couch. Kedi bu kanepede uyumuyor. Soru yaparken izi başa getiririz. Is the cat sleeping on this couch? Kedi bu kanepede uyuyor mu? My father is watching the news on TV. Babam TV'de haberleri izliyor. My father aynı zamanda he özlensi yerine geçtiği için is kullandık. Olumsuz cümlesi My father isn't watching the news on TV. Babam TV'de haberleri izlemiyor. Soru yaparken is başa geldi. Daha sonra özne. Is my father, daha sonra fiil. Is my father watching the news on TV? Babam TV'de haberleri izliyor mu? My mother is cleaning the kitchen. Annem mutfağı temizliyor. My mother aynı zamanda she öznesi yerine geçtiği için. Is kullandık arkadaşlar. He, she, it'te bildiğiniz gibi is kullanıyoruz. My mother isn't cleaning the kitchen. Annem mutfağı temizlemiyor. Is my mother cleaning the kitchen? Annem mutfağı temizliyor mu? I am waiting for my father. Babamı bekliyorum. I öznesiyle ne kullanıyoruz? Am kullanıyoruz. Olumsuz cümle. I am not... Am not'ın arkadaşlar kısaltılmış bir aile olmadığı için her zaman am not şeklinde kullanıyoruz. I am not waiting for my father. Babamı beklemiyorum. en başa geliyor soru cümlesinde. Am I waiting for my father? Babamı mı bekliyorum? You are holding my umbrella. Benim şemsiyemi tutuyorsun. Olumsuzu. You aren't holding my umbrella. Benim şemsiyemi tutmuyorsun. Soru cümlesi ar başa geldi. Are you holding my umbrella? Benim şemsiyemi mi tutuyorsun? My sister and I are going to supermarket. Kız kardeşim ve ben süpermarkete gidiyoruz. Burada are yardımcı fiili kullanıldı bu cümlede. Neden? My sister and I dediğim zaman çoğul olmuş oluyor. Yani we öznesi yerine geçer. O nedenle my sister and I are kullandık. Fiile yine ayıncı takısı geliyor tabii ki. Go going oldu. Olumsuz cümle hali. My sister and I aren't going to supermarket. Kız kardeşim ve ben süpermarkete gitmiyoruz. Soru cümlesinde are başa gelir. Are my sister and I going to supermarket? Kız kardeşim ve ben süpermarkete mi gidiyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.